Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz. Bugünkü videomuzda yıldız futbolcunun daha önce hiçbir yerde görmediğiniz en özel anlarını izleyeceksiniz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Cristiano Ronaldo ve oğlu Cristianinho arasında güçlü bir bağ var. İkisi arkadaş gibiler. Bu görüntü ise bunu kanıtlıyor. Ronaldo oğluyla işte böyle şakalaşıyor. Son dönemde Ronaldo'yu hiç bu kadar sinirli görmemiştik. Cristiano Ronaldo ligin 20. haftasında El Ittihad karşısında alınan yenilgi sonrası resmen çılgına dönmüş. Zirve yarışını ilgilendiren mücadele sonrası Portekizli yıldız yerdeki su şişelerini tekmelemiş ve çok zor sakinleştirilmiş. Cristiano Ronaldo'nun bu mükemmel golünü bir de farklı ve daha önce hiç görmediğiniz bir açıdan izleyelim. Cristiano Ronaldo'nun mesafeli duruşunun arkasında sıcak ve eğlenceli bir karakter var. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler de bunu kanıtlıyor. Portekizli yıldız soyunma odasına dans ederek giriyor. Manchester United formasıyla sahada fırtına gibi esen Ronaldo'yla videomuza devam ediyoruz. Topla adeta dans eden yıldız futbolcu hareketleriyle rakibini hipnotize etmiş. Sahaya çok yakın bir yerde duran taraftar Cristiano Ronaldo'yu farklı bir açıdan kameraya kaydetmiş. Gelin rotamızı El Nasr antrenmanına çevirelim. El Nasr'da kendini bulan ve eski performansına geri dönen yıldız futbolcu yeşil sahalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Antrenmanlarda bile üst düzey bir performans sergiliyor. Atletico Madrid Manchester United maçı öncesi yıldız futbolcu sahaya çıkmayı bekliyor. O anlarsa kameraya işte böyle yansımış. 2008 yılında Portekizli Brezilya karşı karşıya gelmiş. Maç Brezilya'nın 6-2 üstünlüğüyle bitmişti. Ama maça asıl damgasını vuran olay birkaç ay sonra takım arkadaşı ve çok yakın arkadaşı olacak olan Ronaldo ve Marcelo'nun kavgasıydı. İkili bir pozisyon sonrası birbirlerine çok yükselmişler, hatta kafa kafaya gelmişler. İşte o görüntüler. Maç öncesi sahada ısınan Ronaldo eldivenlerini bir taraftara vermiş. Sahaya giren bir taraftar Ronaldo'ya sarılmak istiyor ama olaya hemen bir görevli müdahale etmiş. Ancak görevli oldukça sert. Ronaldo ise görevliyi uyarıyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler yıllar öncesine ait. Bir futbol okulunun antrenmanına katılan Portekizli yıldız çocuklarla vakit geçiriyor. Çocuklara karşı tavrı ve yaklaşımı oldukça samimi. Cristiano Ronaldo'nun efsane frikik gollerinden birini izleyeceksiniz. Ama farklı bir açıdan, kale arkasındaki bir taraftarın gözünden izleyeceksiniz. Taraftarların kameralarına yansıyan görüntüler her zaman özel ve ilgi çekicidir. İşte o görüntülerden biri. Cristiano Ronaldo'ya ait özel görüntülerden bir diğerini izleyeceksiniz. Saha kenarından çekilmiş görüntülerde Ronaldo rakibine mükemmel bir çalım atıyor. Sıradaki görüntüler Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönem çekilmiş. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasındaki görüntüler izleyen herkesi şaşırtıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında yaşadığı tartışmaya ait görüntüler izleyenleri şaşırtıyor. Porto'ya karşı oynanan ikinci maçın ilk yarısında soyunma odasına gelen Juventus takımının görüntülerinde Cristiano Ronaldo'nun çok sinirli olduğu ve takım arkadaşlarına sitem ettiği görülüyor.
Yayınlanan bir belgeselde yer alan görüntülerde Ronaldo'nun içeriye girerek formasını yere attığı ve daha sonra Kolombiyalı oyuncu Juan Cuadrado ile sert bir şekilde tartıştığı görülüyor. Ronaldo'nun takım arkadaşlarına "Çok kötü oynuyoruz. Bu gerçeği birbirimize söylememiz lazım. Bir karakter koymalıyız sahaya." dediği görülüyor. Takım arkadaşlarına sitem eden Ronaldo, "Daha çok çalışmalıyız. Çok kötü oynuyoruz. Hatta hiç oynamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz." sözlerini de kullanıyor. O esnadaysa Ronaldo'ya takım arkadaşı Cuadrado karşılık veriyor. Cuadrado dayanamayıp Ronaldo'ya "Biz kötü olabiliriz ama senin herkese örnek olman gerekiyor." sözleriyle tepki gösteriyor. Juventus'un o dönemki teknik direktörü Andrea Pirlo, daha sonra ikinci yarı geri dönüşe ilham veremeyen bir devre arasında takım konuşması yapmadan önce sakinleşme çağrısında bulunuyor. Pirlo, "Yeter, hadi gidelim. Yeter Chris, yeter Juan. Sakin ve sabırlı olmalıyız. Bu ruhla ama tartışmadan kazanmak isteyen birinin duruşuyla devam edeceğiz." ifadeleriyle takımı sahaya gönderiyor. Cristiano Ronaldo'ya ait daha önce hiçbir yerde görmediğiniz özel görüntüleri izlemeye devam ediyoruz. Cristiano Ronaldo bildiğiniz gibi kadınların her zaman ilgi odağı olmuştur. Dünya Kupası'na katılmak için iniş yaptığı havaalanında da bu durumu bir kez daha yaşamış. Rusya'ya ayak bastığı andan itibaren havaalanındaki kadın polislerin ilgisini çeken Ronaldo'nun çok sayıda güzel Rus polis fotoğrafını çekmiş. Sempatik ve yakışıklı olmasının dışında Ronaldo aynı zamanda oldukça duyarlı bir kişiliğe de sahip. Buna verilebilecek en iyi örnek ise Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'de İsrail arasında oynanan maç sonrası İsrailli futbolcuyla formasını değişmek istememesi. İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulümden sonra bu kararı alan futbolcu başta Orta Doğulu ülkeler olmak üzere birçok kişinin saygısını kazanmış. Tüm bu özelliklerinin dışında Ronaldo oldukça duygusal bir insandır da. 2013 yılında Ballon d'Or ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamamış. Her daim hayranlarına karşı saygılı ve anlayışlı olan Ronaldo, özellikle havaalanlarında kendisini ve takımı karşılayan hayranların isteklerini kırmamış. Sıkılmadan, sinirlenmeden hayranlarıyla fotoğraf çektiren, forma imzalayan ve onlara sarılan Ronaldo sizce de alçak gönüllü bir futbolcu değil mi?